A sword such as this will bring honor to its bearer. Büyük firmalar, küçük stüdyolar, bağımsız geliştiriciler derken oyun dünyası her yeni güne yeni oyunlarla uyanıyor. Ancak bazı oyunlarda var ki çıkışına kadar merak konusu olmayı başarıyor. Biz de sizler için çıkışını merakla beklediğimiz 5 açık dünya oyununu listeledik. İlk oyunumuz Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance, Warhorse'un ellerinde gelişen bir yapı. Warhorse Studios'un ekibi ise daha önce Mafia, Mafia 2, Operation Flashpoint ve Arma gibi yapımlarda çalışmış isimlerden oluşuyor. Orta Çağ atmosferinin başarılı bir şekilde yansıtıldığını videolarından görebildiğimiz bu RPG oyunu Cry Engine'le geliştiriliyor. Savaş öğelerinden pek çok diğer noktaya, her alanda gerçekçiliği hedefleyen oyun Dungeons and No Dragons sloganıyla aslında amacını açıkça belli ediyor. Yani oyunda fantastik öğeler veya ejderhalar yok. 14. yüzyılın şartları neyse o. Kanlı savaşlar, kale kuşatmaları ve birinci kişi bakış açısıyla tatmin edici bir açık dünya deneyimi amaçlayan oyunda karakterimiz bir nesneye vurduğunda veya bir eşya ile etkileşime geçtiğinde hesaplamaların o anki animasyonlara göre yapıldığı ve her seferinde birbirinden farklı sonuçların olacağı bugüne kadar öğrendiğimiz bilgiler içerisinde bana kalırsa en ilgi çekici olanı. Örneğin kılıcınızı duvara doğru savurup çarptığınızda körelmesi ve buna bağlı olarak düşmana vurduğunuzda verdiğiniz hasarın azalması gibi özellikler vaat ediliyor. Detaylı karakter özelleştirmeleri, gerçekçi atmosferi ve arkasındaki ekiple birlikte Kingdom Come Deliverance 3 parça halinde piyasaya çıkacak ve her bir bölüm 30 saatlik oynanışa sahip olacak. BioWare'in Mass Effect'ten sonraki durağı Anthem. Freelancers olarak adlandırılan grup içerisindeki bir karakteri kontrol ederek duvarın ötesindeki yaşama karşı mücadele veren insanlığı korumaya çalıştığımız oyunda Javelin isimli güçlü bir zırha sahibiz ve bu zırh üzerinde pek çok kişiselleştirme olanağına sahip olacağımız söyleniyor. Duyurusu geçtiğimiz E3 fuarında yapılan Anthem, özellikle görselliği ve sunduğu atmosferle fuarın hafızalarımıza kazınan oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Hakkında henüz çok fazla bir bilgi olmayan Anthem'a dair yeni duyuruların ve oynanış videosunun 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gamescom 2017'de gelmesi bekleniyor. 2018 sonbahar döneminde çıkış yapacak oyunla ilgili en önemli beklentimiz Mass Effect Andromeda'nın yaşattığı sıkıntıları yaşatmaması. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. 2014 yılında çıkış yapan açık dünya aksiyon macera oyunu Middle-earth Shadow of Mordor'un devam oyunu olan Shadow of War, Hobbit ve Lord of the Rings olayları arası bir dönemde geçiyor ve önceki oyunun orijinal hikayesini devam ettiriyor. Yine pek çok kötü karaktere ev sahipliği yapan ve önceki oyuna oranla daha geniş bir dünyaya, ikonik yerlere, daha fazla kişiselleştirmeye ve yeni hikayelere ev sahipliği yapacak Shadow of War'da, önceki oyunda beğenilen Nemesis sistemi de geliştirilmiş yeni haliyle yer alacak. Görsel detaylarıyla da oldukça beğeni kazanan ilk oyunun yolundan giden ve benzer şekilde başarılı grafikler sunan oyun içeriğiyle de tatmin edecek gibi gözüküyor. Yüzden fazla yeteneğe sahip yetenek ağacı, geliştirilen dövüş sistemi ve bazıları boss olarak da karşımıza çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi hikayesinden daha fazla karakterle Shadow of War, açık dünya severlerin merakla beklediği yapımlardan bir tanesi. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make... Witcher serisiyle parlayan ve oyun severler tarafından oldukça sevilen CD Projekt'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077 bizi Witcher'la alıştığımız dünyanın çok ötesine teknolojik silahların, büyük robotların ve gelişmiş şehirlerin olduğu bir dünyaya götürecek. Duyurusu Witcher 3'ten bile daha önce yapılan oyuna yönelik beklentiler, özellikle CD Projekt'in oyunlarına ve oyuncularına verdiği değeri düşündüğümüzde ister istemez artıyor. Ekibin bugüne kadarki açıklamaları, genelde Witcher serisinde yaptıkları hataların Cyberpunk'ta yapılmayacağı ve oyun üzerinde ne kadar yoğunlaştıkları üzerineydi. Elini çabuk tutmak yerine ilmek ilmek işleyerek kendi kendilerine koydukları kalite çıtasının üstünde bir oyun yapmayı tek hedefleri gibi gören CD Projekt, Cyberpunk 2077 için bizleri bir süre daha bekletecek gibi görünüyor. RPG severlere hitap edecek oyun, silahlardan geliştirmelere, implantlardan gadgetlara kadar derin bir kişiselleştirme ve karakter yapılandırma sistemine sahip olacak. Witcher 3'ün ne kadar büyük ve zengin bir dünyaya sahip olduğunu serinin takipçileri zaten çok iyi biliyorlar. Ancak Cyberpunk 2077, Witcher 3'ten çok daha büyük bir oyun olacak.
Bunu söyleyen de bizzat oyunun yapımcıları. Henüz Cyberpunk 2077 hakkında bu açıklamalar dışında çok fazla bilgi yok. Ancak Witcher gibi ödüllere boğulmuş bir seriden sonra oyun severler heyecanlı bir bekleyiş içine girmekte son derece haklı. Biz de Cyberpunk 2077 için beklemedeyiz. Önceki oyunuyla dönemine damga vuran yeni Red Dead oyunu, Rockstar imzasıyla birlikte en çok beklediğimiz açık dünya oyunlarından biri. Yaşayan dünyası, at üstünde giderken bir anda durup izlemek isteyeceğiniz güzellikte manzaraları ve hikaye sunumuyla karakterle bütünleşmemizi sağlayan, aksiyonuyla olduğu kadar duygusal yönüyle de oyunculara hitap etmeyi başaran oyun, tıpkı Cyberpunk 2077'de olduğu gibi yapımcısı ve geçmişteki oyunlarından dolayı beklentiyi yükselttiğimiz oyunlardan. Yapılan ertelemeden sonra 2018'in ilkbahar aylarında konsolları süsleyecek olan Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Ancak heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Listemizin sonuna geldik. Eminim ki sizin de çıkışını merakla beklediğiniz pek çok oyun vardır. Bunları yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.